Evet, son olarak çıktı alma. Nasıl çıktı alıyorum? Ben projemden nasıl çıktı alıyorum? Şimdi bu çok basit bir özellik, çok basit bir durum. File, build settings'e geliyoruz. Build settings penceresi, bu tarafa çekiyorum. Build settings penceresi hangi sahneleri build'imize eklemek istediğimizi, yani çıktığımıza eklemek istediğimizi ve hangi platformlara çıktı almak istediğimizi belirttiğimiz settings penceresi. Şimdi ben diyorum ki hayır, sample scene'i istemiyorum. Açık olan şu an üzerinde çalıştığım sahneyi ekliyorum. CodeLab sample scene ve CodeLab scene olarak buraya ekledi. Diyorum ki Windows için çıktı al. Okey. Burada çıktı alabileceğimiz başka platformları görüyoruz. Elbette ki iOS, Android bu seçenekler mevcut. WebGL, web için alınan bir HTML5 için alınan bir build. Fakat bu şekilde bir sürü farklı platforma çıktı alabiliyoruz. Şimdi ben Windows x86-64, zaten x86 makine artık kalmadı pek. x86-64 olarak ben bir build almak istiyorum. Bunu yapmak için build butonuna basıyorum. Proje klasörüm açılıyor. Proje klasörümün içerisine ben yeni bir klasör açıyorum. Diyorum ki build. Build ismini vermek zorunda değil. Herhangi bir isim olabilir. Türkçe karakter olmamasına çok dikkat edelim. Select folder diyorum ve bu sahneyi oraya çıktı alma işlemine başlıyor Unity. Bu işlem özellikle ilk seferinde çok uzun sürebilir. Sahnemizin yüklülüğüne göre ekstra zaman alabilir. Buna takılmayalım. Unity'nin ilerleyen versiyonlarında 2020'de şey var. Ne kadar süredir meşgul olduğunu gösteren bir indikatör var. Fakat burada maalesef yok. Ama bilin ki Unity donmamıştır. Mutlaka ve mutlaka exportunuzu alacaktır. Ha, bir de şu uyarıyla karşılaşabiliriz. Cannot build player while editor is importing assets. Bazı zamanlarda bazı scriptleri tekrar import etmesi gerekebilir build seçeneğine göre. Bundan ötürü şurada replace with prefab. Benim deneme olarak açtığım bir script vardı. O scriptte bir hata varmış. Ben şimdi onu sildim. Bundan ötürü build alamamış. Özetle bu. Tekrar build'e bastım. Bu tip şeylerle karşılaşırsınız. Build alırken onlarca defa farklı hatalarla karşılaşırız. Konsolu kullanarak hatanın bize söylediği şeyi ortadan kaldırırsak zaten bütün sorunu çözmüş oluruz. Evet, bu build işlemi başladı. Söylediğim gibi bilgisayarınızın gücüne göre bu belli bir zaman alacaktır, hızlı olacaktır, yavaş olacaktır, birçok seçenek olacaktır. Fakat tabii ki sadece bu build'i almakla kalmıyoruz. Bir player settings diye bir penceremiz var. Şimdi ilk bu build'imizi bir deneyelim. Ondan sonra player settings bölümüne geleceğiz. Player settings tamamen ayrı bir konu. Player settings'te çokça ayarımız mevcut. Çokça seçeneğimiz mevcut. Şimdi bu build'i tamamlıyor. Bekliyorum ben bu build'i. Evet, bu build tamamlanmak üzere. Post processing player aşamasına geldiyse bilin ki tamamlanmaya yaklaşmıştır. Stripping assemblies, post processing player ve kısa bir süre sonra building resources folder filan gibi bir şey söyleyecek. Ha, building native binary with IL2CPP de yine biraz uzun sürebilecek işlemlerden bir tanesi. Fakat bu aşamadan sonra sanıyorum building resources folder falan gibi bir şey söyleyecek ya da building ne diyecek, assets folder falan gibi bir şey söyleyecek. Ondan sonra bize klasörü verecek. Yani bu ile aldığımız o build klasörünün içerisini gösterecek. Biz oradan exe dosyamıza çift tıklayıp oyunumuzu çalıştırır hale getireceğiz. Fakat söylediğim gibi player settings adı altında farklı bir durumumuz var. Yani ben bu oynatıcıyı çıktı aldım da ben bunu nasıl paylaşacağım, nasıl özelliklerini değiştireceğim, nasıl bazı detaylarıyla oynayacağım. İşte player settings orada devreye girecek. Evet, bakalım. Aynen. Şimdi bu build'imizi aldık. Bir ona bakalım. Evet, bu build klasörü karşımıza geldi. Klasörü şuraya taşıyorum. Bu arada bu build alırken karşılaşılabilecek yaygın problemlerden bir tanesi. Unity 2019'da bu build alırken Visual Studio 2019 yeterli olmuyor. 2017'ye ayrıca kurmamız gerekiyor.
Bilginiz olsun. Hani IL-2 CPP düzgün çalışmadı gibi bir hatayla karşılaşırsanız böyle bir opsiyonu göz önünde bulundurun derim. Şimdi klasör geldi. Çift tıkladım. Normal şartlarda sistem ekran göreceksiniz ama ben burada daha anlaşılabilir olsun diye küçük ekranda açıyorum. Evet, bakın pencere modunda oyunumuz geldi. Gözlüğü alayım. Evet, bakın şu şekilde oyunumuz çalışır durumda. Şimdi peki, tıpkı benim burada yaptığım gibi bu pencere şeklinde açılma, işte açıldıktan sonra yapılacak belirli işler gibi olayları nereden ayarlıyoruz? Bunları Player Settings'ten ayarlıyoruz. Build Settings penceresinin altında Player Settings'e tıkladığımızda Player Settings, Project Settings penceresi karşımıza gelir. Bu penceredeki ayarlar çeşitli özellikleri kontrol etmemizi sağlar. Şimdi bunların hepsinin tek tek detayları kitapta yazılı. Ancak ben en önemli olan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Full screen mod, full screen pencere ve native resolution. Yani aslında çoğu oyunda gördüğümüz özelliktir bu. Tam ekran açılırlar ve ekranın çözünürlüğünde açılırlar. Exclusive full screen, mouse'un dışarı çıkmasını engelleyen tam ekran demek oluyor. Birden fazla ekranlar için özellikle. Maximize window, sağ üst köşeden böyle büyütme butonuna basılmış gibi tepede barıyla birlikte açılır. Windowed ise tamamen pencere modudur ve belirli bir çözünürlük vermemiz gerekir çünkü pencere halinde açılır. Benim demin yaptığım şey buydu. İşte full screen window dedik, native resolution dedik. Mac'ler için Retina desteği verip vermemesi gerektiğini işaretliyoruz. Genellikle evet olacaktır bu. Arka planda çalışsın mı uygulamamız? Yani aşağı atıldığında, alt tab yapıldığında ya da bu tip şeyler gerçekleştiğinde arka planda çalışsın mı? Bunun da cevabı genellikle evet olacaktır. Capture single screen dediği demin bahsettiğimiz o böyle tek ekrandan mouse'u ve kontrolü hiçbir şekilde bırakmamanın ayrıca ayarlanması. Logları kaydedeyim mi? Pencereler hareket ettirilebilir olsun mu? Gibi sorular mevcut. Full screen'i kapatıp açabileyim mi? Sorusunun cevabı mevcut. Splash imaja geldiğimizde burası uygulamamızı açarken girişte bir saniye. Uygulamamızı açarken girişte belirli bir sekans gösterip göstermeyeceğimize karar verdiğimiz bir alan. Yani şöyle oluyor. Şuradan ekranı küçültürsek eğer preview dediğimde nasıl bir ekran göreceğimizi normal şartlarda bize göstermesi gerekir ama bakıyorum şimdi. Zannediyorum VR olduğu için şu anda bunu sağlıklı bir şekilde göremiyoruz. Problem değil. Önemli olan şey oyun ilk açılışta bir logo, bir ekran gösterip göstermeyeceğini buradan kapatabiliyoruz. Ancak Unity logosunu göstermemek istediğimizde ücretsiz versiyonu bunu yapamıyoruz. En azından Plus ya da Pro versiyona ihtiyacımız var. Şu buton deaktif edilemiyor o noktada. Mutlaka Unity logoyu göstermemiz gerekiyor. Splash imaj burası. Other Settings bölümü. Bu bölüm aslında oldukça detaylı. Ancak şöyle hızlıca geçebiliriz. Graphics API'lar, işte DirectX, Vulkan, OpenGL bunları seçtiğimiz alan. Otomatik olması gayet yeterlidir. Biraz hızlı geçiyorum. sRGB Write Mode. Onları da geçiyorum. Vulkan'la özellikle. Şu bölüm bizi ilgilendiriyor. Scripting backend'i genellikle IL-2 CPP ve Compatibility.NET 4 tutmaya çalışacağız. Bu projede mecbur olmadığımız için .NET 4'e geçmedim ama .NET 4 kesinlikle bundan sonraki bütün projelerimizde standart olmalı. Bunun sebebi de şey daha fazla daha geniş kod bloğu kullanabilmek, daha optimize kodlar çalışması aslında programın böyle basit temel bazı optimizasyonları yapması. Devam ediyorum. Bazı noktaları atlıyorum çünkü bunlar söylediğim gibi çok müdahale edeceğimiz şeyler değil. Çoğunlukla daha ileri seviyelerde dokunulacak şeyler. Standart ayarlarında bırakmak herhangi bir oyunu çıkarıp satmak için bile oldukça müsait ve uygun olacaktır zaten. MMORPG yapmadığımız sürece.
Başka şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Genel olarak burada görülen ayarların detayları zaten kitapta yazıyor. Önemli olan konu buradaki ayarlar standartta bırakıldığında çoğunlukla oldukça optimize ve yeterli bir sonuç alırız. XR Settings'den zaten daha önce bahsetmiştik. VR kullanmak istediğimiz için bu Player Settings bölümünü düzenliyoruz. En üstte de bu Exen'in özelliklerine bakıldığında veya mobil için uygulama ismine bakıldığında şirket adı, uygulamanın adı ve versiyonu ve bir de uygulamaya bir ikon seçebiliyoruz tabii ki istersek. Bu ikon çıktı aldığımızda bir şeyin Exen'in ikonu olarak da görülebiliyor. Player Settings'in özellikleri de kısa özetiyle bu şekilde. Bu adımdan sonra çıktığımızı da aldık ve artık uygulamamızı herhangi bir yere yüklemeye, göndermeye hazırız. Bu şekilde ilk prototipimizi tamamlamış olduk ve kitabın da sonuna gelmiş olduk.